Dostlar selamlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte masamda görmüş olduğunuz sigara mı yoksa nargile mi daha zararlı? Bunu sizlerle birlikte burada 2 adet bidonum var. Bidonumun içerisine şuradaki pamukları dolduracağım ve daha sonra bidonumun altına bir tane delik açacağım. Elektrikli süpürge yardımıyla buraya bağlamış olduğum gerek sigara gerek nargilenin hortumu elektrikli süpürge havayı çekecek ve havada bu görmüş olduğunuz pamukların içerisinden geçecek ve sonuç olarak burada 3 paket sigara var. Bu 3 paket sigara bittikten sonra pamuğu inceleyeceğiz. Daha sonra nargilemizin üzerine 3 tane veya 2 tane köz koyacağım. Bu közler bittikten sonra bu bidonun üzerindeki pamuğu inceleyeceğiz ve bu pamukları karşılaştıracağız. Acaba burada 3 paket sigara mı yoksa bir tane nargile mi daha zararlı? Bunu sizlerle beraber detaylı bir şekilde incelemeye çalışacağım. Şimdi pamuklarımı bidonlarıma teker teker yerleştireceğim. Evet, önce bir tane pamuğumu bidonun içerisine tepiyorum. Yeterli olacak kadar pamuk tepeceğim içerisine. Fazlasını koymanın bir mantığı yoktur. Zaten pamuğa 5 lira verdim. Şurada yazıyor. Pamuk 5 lira. Şu 3 paket sigara 100 lira. Markası neymiş? Parlament Blue. Uzun parlament diyelim biz. Nargile de biliyorsunuz nargilenin tütünü, közü. Buna çok pahalıya denk geliyor ama nargile biraz daha sigaraya karşı keyif işi olduğunu düşünüyorum. Ve bu deneyde de acaba sigara mı zararlı yoksa nargile mi zararlı? Bunu düşünen arkadaşlarınız vardır. Veya sigara içmeyip de nargile içen arkadaşlarınız vardır ve acaba zararlı mı diye bunu merak ediyordurlar muhtemelen. Bilgilendirme amaçlı videomuzu çekelim. Bu kalsın. Hatta şurada yemeğe eğer yetmeyecek olursa ikinci paketi açalım. Ama yeteceğini düşünüyorum ben bir paket. İsraf olmasın boşuna. Bu bir şey az oldu. İkinci paketi açalım. Oğlum tekmiş lan. Niye böyle bir şey yaptık? Neyse şu ortadan kopartayım. Şunu şuna tepelim. Hatta çoğunu buna tepelim. Çünkü buna az oldu. Evet. Bunu tornavida yardımıyla iyice karıştıracağım ki kenarından hava gelmesin. Doğrudan pamuğun içerisinden geçerek bize hava gelsin. Tamam. Muhtemelen bu videodan sonra sigara içen tüm arkadaşlardan çok büyük eleştiriler alacağım. Ama sorun yok dostlarım. Sizler sigara içmeyin veya nargile kullanmayın. Hangisi daha zararlı olduğunu belirlemek için yapıyorum. Başlıyorum. 5 adet delik açtım bidonumun dibine. Bu deliklere sigaraları yerleştirdim. Şimdi elektrikli süpürgemin düğmesine bastıktan sonra artık sesimi duymayacağınız için konuşmayacağım. Hadi başlayalım. Yandı herhalde. Evet, burada. Bunu... İlk 5 tane de bile bakın bayağı bir sararma oldu. Şimdi diğerlerini de yapalım. Az önce bir kaza yaşadım. Son anda makineyi kapatmayı yetiştiremedim ve içeri ateş çekti. Az daha tüm emeğim boşa gidiyordu. Ama ağzını kapatarak, oksijeni keserek yanmayı iptal ettirdim. Ama sıkıntı yok. Yine devam. Sadece burada biraz karalık oluştu. Ama pamuğun diğer kısımlarını inceleriz. Devam edelim. Daha burada 2 paket daha var. Thank you.
Böylelikle 3 paket sigarayı, bir tanesi hariç çünkü arkasından kırıldı bu, çöp etmiş olduk ve sigaranın bırakmış olduğu iz bu. Az sonra nargilemizle başlayacağız ve sonra şişelerimizi kesip karşılaştırma işlemini yapacağız. Yapmış olduğum düzeni şimdi nargile için yaptım dostlarım. Közlerimiz hazır, 3 tane. Hortumu aynı şekilde şişeme geçirdim. Şuradan hemen elektrikli süpürgemin hortumunu alayım. Elektrikli süpürgemi dayayacağım. Daha sonra nargilemizi çalıştıracağız. Saat yaklaşık 3.30-4'e geliyor gece. Gündüz çekmiyorum arkadaşlar videoyu. Bu saatte bile elektrikli süpürge çalıştırıyoruz. Her neyse, sıkıntı yok. Hadi başlayalım. Nargilenin içerisinde bulunan tütünün yandığını düşünerek nargileyi sonlandırıyorum dostlarım. Çünkü kötü kokular gelmeye başladı. Muhtemelen çok fazla kuvvetli bir çekiş sağladığımız için içerisindeki tütünü yaktık. Ama belli bir sonuca varabileceğimiz bir iş başardık. Şimdi normal sigaraya uygulamış olduğumuz şişe ile bu şişeyi karşılaştıracağız. Kameramı yakına alıyorum. Evet, şimdi sıra geldi. Sigara ve nargilenin kıyaslanmasına. Burada sigara paketi, burada da nargile paketi var. Şimdi bıçak yardımıyla keseceğim ve pamukları dışarı çıkartacağım. Önce nargileyi çıkartayım. Sigara zaten hali belli arkadaşlar. Dışarıdan incelediğimizde yani bir sonuca varırız diye düşünüyorum. Şu alt taraf kesinlikle sigara değildir. Burası içeri biraz köz kaçtı. Alttaki pamuk yandı ondan dolayı. Hadi bakalım. Ya onu da belirteyim de şu an nargileyi kesiyorum, sigara değil. Sonra demek ki abi öyle de böyle de demeyin. Evet. Değişik bir yapısı var. Biraz ıslak, muhtemelen çok sert çekildiği için nargilenin içerisindeki su gelmiş. Biraz bakın, bu borunun tam geldiği nokta. Buralar kararmış. Köz mü çekmişiz, ne yapmışız? Böyle ne bileyim, nasıl anlatsam, katran mı desem, değişik bir kıvamı var. Ellerimde zaten rengi belli. Burada dursun. Şimdi sigarayı çıkartıyorum. Şuradan. Sigarada bu biraz daha fazla gibi. Oo, sigara berbat etmiş ve çok da kötü koku geldi çıkartınca. Temiz yerleri de var yani, hepsini berbat etmemiş ama özellikle bu alt kısımdan çekmiştik tütünü. Oo, yanmış, adamın ciğerleri yanmış. Öf. Bunun işi kalmadı, bakalım.
Burası yanık olarak bakıyorum. Aradaki fark zaten apaçık ortada. Sigara mı nargile mi diye sorarsanız. Bakalım bir şey çıkıyor mu? Çıkmıyor ama çok kötü yani abi. Bakın yani nargile ne hale getiriyor ciğerlerinizi. Bak böyle oluyor. Bu direkt nargileden sigara ne hale getiriyor ciğerlerinizi. Şuraya bakın arkadaşlar. Yani tütün ve tütün ürünleri kullanırken bu videoyu izledikten sonra bir daha düşünün. Açıkçası çok kötü. Önermiyorum tabii ki de sigara ve nargile içmenizi arkadaşlar. Durum ortada. Söyleyecek çok fazla bir şey yok bakın. Şuraya bak, tatlı pamuk şuraya bak. Yani durum ortada arkadaşlar. Söylediğim gibi bugün sizlerle beraber bu şekilde değişik bir video çekmeyi planladım. Umarım başarılı olmuşumdur. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Buna benzer videoların devamı için aşağıdan kanala abone olabilirsiniz. Sigara kullanın veya nargile kullanın demiyorum. Bu tamamen size kalmış ama bana kalırsa kullanmayın arkadaşlar. Aklınıza takılan şeyleri yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki deneylerde veya elektrik videolarında görüşmek üzere. Hoşça kalın dostlarım.